Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 26. bölüm Aşırı İhtiras. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin adınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum. Aşırı emeller beslemek ve nefsin arzu ve ihtiraslarına tabi olmak. Çünkü aşırı emeller ahireti unutturur. Nefse tabi olmak ise insanları haktan saptırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu üç şeye yol açacağına kefilim. Bütün isteğiyle dünyaya sarılan, ötesinde zenginlik olmayan bir fakirlikle, dünyayı hırslanan bitip tükenmez meşguliyetle, dünya için cimri olan ise beraberinde hiç zenginlik olmayan hüzünle karşılaşırlar. Rivayet edildiğine göre sahabilerden Ebu Derda Hımsızlara şöyle demiştir. Ey Humus halkı! Oturamayacağınız kadar bina yapmaktan, ulaşamayacağınız emel ve arzuları istemekten, yemeyeceğiniz kadar servet biriktirmekten utanmıyor musunuz? Sizden önceki kavimler de yüksek binalar yaptı. Çok mal servet biriktirmişlerdi. Onların evleri kabirleri oldu. Emelleri boşa çıktı. Biriktirdikleri servetleri de işe yaramadı. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e şöyle nasihat etmiştir. İki dostuna yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'e ulaşmak istiyorsan elbisen yamalı olsun ve ayakkabın yeni olmasın. Emelini kısa tut, doyasıya yeme. Adem aleyhisselam oğlu Şit aleyhisselama bu nasihatte bulundu ve şu nasihatleri oğullarına da aktarmasını emretti. 1. Oğullarına dünyayı güvenmemelerini söyle. Çünkü ben baki olarak cennete güvendim. Fakat Allah beni oradan çıkardı. 2. Oğullarına kadınların hevasına dalarak bir işlere girişmemelerini söyle. Çünkü ben ailemin hevasına uyarak yasak meyveden yedim ve sonunda pişman oldum. 3. Oğullarına yapacakları işin sonucuna bakıp öyle yapmalarını söyle. Çünkü ben akıbetini düşünmediğim için bildiğiniz şeyler oldu. 4. Yapacağınız işler konusunda bilenlere danışın. Şayet ben meleklere danışsaydım böyle olmayacaktı. 5. Yapacağınız işlerde şüpheye düşerseniz kalbinize sorun ve ondan uzak durun. Şüphelerden kaçının. Çünkü yasak ağacın meyvesini yerken içime şüphe düşmüştü. Buna rağmen yedim ve pişman oldum. Mücahit der ki, Ömer bana şöyle nasihat etti. Sabahladığın zaman akşam ne yapacağını düşünme. Akşam olunca sabaha düşünme. Yarın ne olacak deme. Yaşadığın sürece ölümün sıhhatli iken hastalanacağın günleri tedbirini al ki yarın ölümü hasta mı olacağını bilemezsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Hepiniz cennete girmek istiyor musunuz? Evet, evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde uzun emeller peşinde koşmayın. Allah'tan gerçek manada haya edin yani utanın. Onlar hepimiz zaten Allah'tan haya ediyoruz dediklerinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu haya sayılmaz. Haya sizin anladığınız gibi değil. Allah'tan gerçek manada hayat etmek söyle. Haya etmek şöyledir. Kabri ve vücudunuzun çürüdüğünü unutmayıp organlarınızı haramdan korumalısınız. Kim ahireti isterse dünya ziynetini bıraksın. İşte Allah'tan gerçek manada haya böyle olur. Böylece kul Allah'a dostluk mertebesine ulaşır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu ümmetimin ilk huzur ve ıslahı zahit olması ve yakini imana sahip olması sayesinde olacak. Onların çökmesi ise cimrilik ve uzak emellere dalmalarından ileri gelecektir. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer'in kızı Ümmü Velid şöyle demiştir. Bir akşam Resulullah, ey insanlar, siz Allah'tan haya etmiyor musunuz buyurdu. Sahabiler, neden ya Resulallah deyince Peygamberimiz, yemeyeceğinizi topluyorsunuz, oturamayacağınız binalar yapıyorsunuz. Kavuşamayacağınız emelleri koruyorsunuz. Bunlardan dolayı Allah'tan utanmıyor musunuz buyurdu. Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir. Bir gün Zeynel bin Sabit, Zeyd'in oğlu Usame'den bir ay sonra ödemek üzere 100 altın karşılığında cariye almıştı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Usame'nin bir ay vadeli alışveriş yapması size acayip gelmiyor mu? Şüphesiz Usame uzak emellere kendini kaptırmıştır. Varlığım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben gözlerimin açılışında kapaklarının kapanmayacağını,
Allah'ın canımı alacağını düşünüyorum. Bardağı ağzıma getirirken içmemeyi düşünürüm. Ağzıma her lokma aldığımda onu yutamamaktan ve böylece ruhumun alınacağını düşünürüm. Resulullah sonra şu ayeti okudu. Size vaadolunan yani hesap günü mutlaka gelecek ve siz onu engelleyemezsiniz. En'am suresi 138. ayet. İbn Abbas şöyle anlatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem su kaynağına yakın yerde büyük abdestini yapsa bile yine taşla temizlenir, sonra yine su ile temizlenirdi. Ben ona, ey Allah'ın Resulü, su size yakın, önce taşla silinmesine gerek var mı dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, suya ulaşmaya gücüm yetmez, bakarsın ecelim geliverir buyurdu. Rivayete göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline 3 çöp almış ve çöpün birini önüne, ikincisinin yanına, üçüncüsünü de uzağa dikmiştir. Bunu gören sahabilere bunlar nedir bilir misiniz buyurmuş. Sahabiler ise Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap vermişlerdir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüme diktiğim çöp insandır, yanındaki eceldir. Uzağa attığım ise onun arzu ve isteğidir. İnsanoğlu arzusunun peşinde koşarken yakınında olan eceli ona yetişir ve yok olur buyurdu. Anlatıldığına göre İsa aleyhisselam bir yerde oturuyordu. O esnada ihtiyarın biri de yeri kazıyordu. İsa aleyhisselam Allah'ın bu ihtiyarın içindeki uzak emrini açıkla diyerek dua etti. Ardından ihtiyar kazmayı bırakıp yere uzanarak 1 saat öylece kaldı. İsa aleyhisselam tekrar Allah'ın bu ihtiyara uzak olan emellerini geri ver diyerek dua etti. Adam tekrar doğruldu ve yeri kazmaya başladı. Bunun üzerine İsa aleyhisselam adamın yanına gidip niçin işe aralık verdiğini sordu. Adam yatmadan evvel kazma kazarken artık ihtiyarladın daha ne kadar çalışacaksın diyerek biraz dinlendim. Fakat biraz dinlenince kalan günlerimin geçimimi sağlamam gerekir diye düşünerek yeniden kazmaya başladım der.